Bakın böyle güzel taşlar da var. Burası Karaköy, Karagöl dediğimiz alan. Zincirli Kaya'ya kadar geldik. Bayrağın olduğu yere geldik. Manzara gayet güzel. Kalınlaşıyor. Zamanla burada katlanmış duruyor. Bayağı bir çöp getirdik. Şu an Elmalı Dağı'nın yamacındayım. Hemen aşağıda Vahabi Ümmi Türbesi var. Vahabi Ümmi Türbesi'nin oradan buraya geldik. Bakalım Elmalı Dağı'nın zirvesinde, daha doğrusu Elmalı'dan gözüken zirvesinde bir tane Türk bayrağı var. O bayrağın olduğu yere çıkmayı düşünüyorum. Çok erken tırmanırsam belki arkadaki zirveye de giderim ama zor gibi çünkü saat 10 olmuş. Hani böyle sabah ezanında çıkarsak ancak o zaman yetişiyorduk. Bakalım artık ben ara ara kamerayı açacağım. Bulunduğum yerlerden çekim yapacağım sizler için. Yavaş yavaş yürümeye başlayalım. Zincirli Kaya'ya kadar geldik. Vahabi Ümmi'nin duasıyla durduğu söylenen Zincirli Kaya burası. Tabii sadece Zincirli Kaya yok. Kamerada görebiliyor musunuz? Şöyle biraz yaklaştırayım. İçki şişeleri de burada donmaya başlamış. Burada çok fazla manzara çekimi yapamıyoruz. Her yer ağaç. Ağaç olması bir yönden güzel. Terlemeden tırmanıyorsunuz dağı. Ama işte her yerde göremiyorsunuz ağaçların arasında. Evet, Zincirli Kaya burası. Yaklaşık 1300 metreye gelmişiz. Şimdi telefondan baktım. Bayağı bir tırmandık. Yani 200 metre tırmanmışız. Şöyle biraz daha gidelim. Nereleri görüyoruz ona bakalım. Toprak kaygan. Şu ağaçların altında kaldı ama güneş paneli santrali var şurada. Gökpınar gördüğünüz yer. Tam karşımızda Kızlar Sivrisi var. Elmalı'yı görüyoruz ve Elmalı Ovası oldukça net bir şekilde gözüküyor buradan. Gerçekten manzara harika. Şöyle dağa bakarsak da, dağa döndüğümüzde de tam kayalıklar gözükmüyor. Biraz şöyle gidelim. Bayağı kayalıklara yaklaşmaya başladık. Şimdi burada kamerayı açtım. Biraz şöyle tırmanırken de çekim yapayım dedim. En azından görün yani. Tırmanmanın ne kadar zor olduğunu. Böyle aralardan geçe geçe gidiyoruz. Hep dik bir şekilde tırmanmıyorum. Daha çok böyle keçi yolu gibi yollar bulup o yollardan gitmeye çalışıyoruz. Evet, tırmanmaya devam ediyoruz. Yaklaşık 1388 metreymiş. 1400 metre diyebiliriz. Şöyle Elmalı'nın manzarasına bakalım. Keşke yaklaştırma olsaydım. Şu ileride Elmalı Ovası var fakat aslında orada Karagöl olması gerekiyordu. Hafif böyle bir renk değişimi var. İşte o gölü kuruttular tarım yapmak için. Tabii Elmalı'nın da su altı kaynakları gitti. Dağımıza bakalım. Ben şu an dağın bu kayalık kısmına geldim. Ağaçlar yan tarafta kaldı.
İyi yanı merdiven çıkar gibi böyle basamak basamak kolaylıkla çıkıyorsunuz kısa sürede. Kötü yanı güneşe maruz kalıyorsunuz. Zaten öğlen olmuş. Öğle güneşinde çıkacağız. Şimdi yan taraftan gidersem çok kayıyor insan. Burası daha güzel. Hemen merdiven gibi tırmanıyorum. Evet, buradan da bir görüntü aldık. Bayağı da fotoğraf çektim. Böyle farklı bitki türleri bulursam onların da fotoğrafını çekiyorum. Arada taşlara bakıyorum fosil var mı diye. Fosil de belki bulabiliriz. Güzel, tırmanmaya devam edelim bakalım. İkinci hedef noktamıza geldik. Dağda bayrağın olduğu yer. Pek belli olmuyor ama burada taşları kırmızıya boyamışlar. Şurada beyaz renkli yerler de var. Bayrağın olduğu yere geldik. Manzara gayet güzel. Şimdi Karagöl'ün olduğu yeri görüyorduk. Bu Dereköy tarafları da yavaş yavaş çıkmaya başladı. Güneş enerjisi santrali var aşağıda. O bakın şurada daha güzel gözüküyor artık. Tilkicilik Tepesi, Ömer Paşa Camii, Topdağı gayet güzel, net gözüküyor. Sela veriliyor herhalde. Sela sesleri geliyor. Manzara harika. Hafif bir esinti de var. Hani bu sıcakta nasıl çıkarım diyordum ama esinti güzel oldu yani. Böyle güneşin etkisini alıyor. Ben normalde şu karşı taraftaydım. Ta oradan buraya geldim. Buranın resmini çekeyim diye. Şimdi şu mağaramız var. Mağaraya gideceğim. Orada bayağı bir dinlenirim. Şuraları gezeceğim. Ondan sonra bayrağın olduğu yere çıkarız. Evet, tırmanmaya devam ediyoruz. Tabii dinlenme süreleri de uzadı. Güneş çünkü bayağı dik. Şöyle Elmalı'ya bir bakalım. Şu aşağıda bayrağın oradaydık. Bayrağı görebiliyorsunuzdur. Evet, manzara çok güzel. Şimdi biraz Elmalı Dağı'na doğru dönelim. Buraya da bayağı bir yaklaştık. Bayrağımız gözükmüyor artık. Şu mağarada bir süre dinleneceğim. Orası gölge çünkü. Uzun bir süre dinlenirim. Bütün telefon, kamera hepsini şarj ederim. Sonra bayrağını oraya tırmanırız. Evet, çıkmaya devam ediyoruz bakalım. Biraz da şöyle çıkarken çekeyim dedim ama inşallah kayıp kamerayı kırmayız. Muhteşem. İşte. Ta buralara kadar çöp olmuş ya. Şuradan çıkalım. Evet, mağaradayız. İkinci hedef noktamıza da geldik. Üçüncü daha doğrusu. Önce Zincirli Kaya'ya gittim. Oradan bayrağın olduğu yere, ki bayrak buradan güzel gözüküyormuş. Şimdi mağaradayız. Burada bir saat falan dinlenirim en az. Ondan sonra da yukarı bayrağımıza doğru hareket edeceğiz. Müzik sesini duyabiliyor musunuz? Şimdi kesildi. Birisi müzik açmış da Elmalı'dan ta buraya kadar sesi geliyordu. Umarım siz de duymuşsunuzdur. Ondan açtım kamerayı. Evet, şimdi mağaranın oradan indim. Şöyle göstereyim size. Mağara yukarıda kaldı. Bu kayalıkların orada bir yürüyeceğim. Şöyle biraz bitkilerin fotoğraflarını çekeceğim. Hangi bitki türleri var Elmalı Dağı'nda diye. Bu
Burada bayağı uçurum oldu. Sanki şu iç kısım simsiyah, ateş yakılmış gibi. Devam edelim bakalım dolaşmaya. Burası çok güzel. Yürümesi de güzel. Buraya çıkana kadar canınız okuyor sizin ama değiyor yani. İyi ki çıkmışım diyorsunuz. Abi küçük küçük mağaralar var. Kayalıkların arasında çıkmış bitkiler var. Bakın işte ben böyle bundan fotoğraflarını çekiyorum ki hani türleri elimizde bulunsun diye. Yakından fotoğraflıyorum. Biraz uzun sürüyor fotoğraflaması. Bir de taşlara bakıyorum. Belki şeyi buluruz diye. Fosil. De şu an fosillik bir taş görmedim. Böyle dolaşıyorum işte fotoğraf çeke çeke. Eskiden çok kuş olurdu biz buralara geldiğimizde. Kuşlar pek kalmamış. Bunlar da hep dikenli çalılar. Zincirli Kaya da belki şuralardan bir yerden koptu gitti aşağıya. Şimdi buradan neler görüyoruz? Çok az Avlan Gölü gözükmeye başladı bak. Kamerada belli olur mu? Olabilir. Çok az Avlan Gölü çıktı ileriden. Burası Karaköy, Karagöl dediğimiz alan. Finike yolu. İleride Teke Köyü var. Karamık Köyü. Şeyin orada Karamık Köyü var. Avlan Gölü'nün o tarafta. Şimdi ben yavaş yavaş ineceğim. Burası biraz tekerle inmeye müsait değil. İnme derken yani şu mağaranın oraya geri gideceğim. Çok fazla öyle farklı bir şey görmedim burada. Oradan yukarıya çıkacağım. Buradan da çıkılır da. Şimdi bakın. Bilmediğiniz bir yerden çıkarsınız. Orada bir yerde uçurum olur. Geri dönmek zorunda kalırsınız. Yani daha çok bildiğiniz yerlerden çıkın. Yukarıdan da bulutlar gözükmeye başladı. Güzel inşallah güneşin önüne gelir bunlar. Burada kapatıyorum kamera kaydını. Böyle dolaştıkça yine arada açarım. Çıkmaya devam ediyoruz. Mağaradan yukarıya doğru çıkıyorum şimdi. Nefes nefese kaldım valla. Valla bayrak demin gözüküyordu, şu an gözükmüyor. Tırmanmaya devam edelim bakalım. Bayağı görüyorsunuz yani aşağısı uçurum. Çıkarken insan fark etmiyor da iniş biraz daha korkutucu oluyor burada. Böyle ilk baktığınızda ya ben burayı nasıl ineceğim diye düşünüyorsunuz ama bir şekilde iniyorsunuz, sorun olmuyor. Evet, tırmanmaya devam ediyoruz. Bakın 3 tane güneş santrali var. Şöyle 1, 2, bir de ileride var 3. 3 tane güneş santrali. Hatta şurada da mı var bilmem, 4 de olabilir. Bunlar bayağı para kazanıyor demek ki yapmışlar. O meşhur kayanın önündeyiz. Şöyle benim boyuma baksanız. Benim boyumun en az 30 katı. Bildiğin koca kayalık. Buralar biraz güzel. Şöyle kamerayla yürüyebilirim. Tabii uzaktan bakınca çok kaya büyük değil gibi gözüküyor ama buraya bakınca dev gibi. Bir de buralarda bor madeni var. Taşlar parlıyor burada. Daha önce de ben buradan taş almıştım. Bakın. Görüyor musunuz? Pırıl pırıl parlıyor. Kameraya nasıl çıkıyor? Ben bu taşı alacağım. Çantaya koyalım bakalım. Tabii burası dolu.
Bak bu daha güzelmiş. Kuvars olabilir bu. Dur kameranın şeyi açayım. Kuvarsa benziyor. Hangisini alsam bilemedim. Bu taşlardan buralarda çok var. Şu da aynı şekilde. Aa bu da öyle. Bakın. Şöyle güneşe. Ben bunları alayım. Evet şöyle yaklaştıralım. Bakın cam gibi. Keşke çekişle gelseydim, şu parçayı alırdım oradan. Gerçi çok büyük, taşınacak gibi değil de. Yine bir pet şişe. Vallahi ben inerken bunları topluyorum. Bakalım ne kadar toplayabileceğiz. Güzel, arada şey çıkıyor, bulutlar geliyor da rahatlıyoruz. Bakın buralar da aynı şekilde. Bu bor madeni. Kuvars olduğunu düşünüyorum ben. Çok değerli bir şey değil yani. Türkiye'de her yerde var. Ama bayağı da lan sapsarı. Bildiğiniz kristal gibi. Bakalım şuradan parça, keşke çekişle gelseymişim ya. Çekici aldım sonra bıraktım. Tahmin ettim böyle bir damara denk geleceğimi. Çünkü daha önce ben çok geçtim buradan, hep böyle karşıma çıkardı. Bak bu da öyle. Hatta bu çok güzelmiş. Çok güzel, bunu alacağım. Fırtına esti mi insan dengeyi kaybediyor. Neyse ben burada kapatayım. Yine açarım. Bakın böyle güzel taşlar da var. Evet, harika bir manzara. Şöyle burayı da bir çekelim. Rüzgar çok arttığı için insanı böyle savuruyor uçurumda. Çekmesi zor. Vallahi zamanım olsa şu kayanın üstüne çıkardım da şimdi zamanım yok artık. Yoksa akşam karanlığında ineceğim dağdan. Bundan sonrası çok rahat artık. Evet, bu görüyorsunuz uçurumdan gidiyoruz. Bu arada saat 4'e geliyor. Çok oyalandım. Kamera çekimi yapıyorum. Fotoğraf çekiyorum diye. Diğer zirveye de düşünüyordum da o rüya oldu artık. Ya ona da çıkarım aslında da akşam inmek istemiyorum. Evet, bayrağımız burada. Bayrağımıza doğru gidelim bakalım yavaş yavaş. Bayrağımız burada. Bu arada ben de susuz kaldım. Sular buz tutmuştu. Buzların erimesini bekliyorum. Buzlar erirse suyumuzu içebileceğiz. Evet, görüyorsunuz. Buraya kadar çıkmış. İçmiş. Bu adam nasıl aşağı indi, ben buna da şaşırdım yani. İyi başı dönüp yuvarlanmamıştır. Evet, bir de Kızılay şişesi. Bir tane de burada. İşte bayrağımız. Yakışıyor mu şu bayrağın etrafına bu çöpler? Günlerde şahlanıyor aman. Kol başımın yandım başı. Şimdi benim asıl planım şu karşı zirveye çıkmak da hayal oldu. Çok geç kaldım çünkü. Yani buradan inerken bile biraz hava kararacak, öyle inecek gibiyim. Tabii sürekli fotoğraf falan da çektiğimiz için zaman kaybı oldu. En son Elmalı Dağı'na çıktığımda şu karşıdaki zirveye çıkmıştım. Orası yaklaşık
2100 metre olması lazım. Burası da 1800 metre. Demin telefondan baktım. Buradan oraya gitmek kolay ama. Çünkü burası çok dik. Yani kaya kaya çoğu yerde iki ellerinizle birlikte böyle tırmanıyorsunuz. Hani bayağı bir şey zor oluyor. Bir dönüş yapalım şöyle. Burası Elmalı. Şöyle yavaş yavaş döndürürsek neleri görüyoruz? Toptağın arka tarafında bulunan güneş enerjisi santralini görüyoruz. Hemen yan tarafında anten tepesini görüyoruz. Tam karşıda da Karagöl var. Bu arada ben çekerken başım dönüyor böyle. O kadar yüksekmiş burası. Şöyle yavaş yavaş döndürelim. Burası Fethiye yolu. Seydi Kemer tarafı. Burası Elmalı Dağı'nın zirvesi burası. Şu karşıdaki tepe Elmalı Dağı'nın zirvesi. Buradan gidiş kolay. Merdiven çıkar gibi çıkıyorsunuz. Böyle tırmandığınız bir yer yok. Hatta ben şuraya kadar da belki çıkabilirim. Bunun arkasında yeşillik bir alan var. Onu söyleyeyim size. Görelim. Ve karşımıza ne çıkıyor? Bayrağımız çıkıyor. Eskiden burada tahtadan bir direk vardı. Hatta jandarma kırma diye yazısı vardı burada. Tabi bayrak yoktu. Bayrağımız da burada çok güzel dalgalanıyor. Şöyle döndürdüğümüzde Gökpınar tarafında Elmalı Antalya yolunu görüyoruz. Biraz daha döndüğümüzde karşımızda Kızlar Sivrisi var. Bölgenin en yüksek tepesi. Kızlar Sivrisi'nin bir de şöyle özelliği varmış. Ben bunu yeni öğrendim. 3000 metre yükseklikte olup da tırmanılması en kolay dağmış. Bir de şöyle dönersek Elmalı Dağı'nın asıl zirvesi Sanayi yolundan gözüküyor. Bu tepenin arkasında, yani 2400 metre denilen yer orası. Aksivri olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Her çıkan bir tane çöp bırakıp çıkmış. Şuraya bak, her yer çöp olmuş. Şunları da alalım. Çöplere bak. Şimdi buradan yukarıya doğru yürüdüğünüzde bakın artık merdiven gibi çıkıyorsunuz. Eskiden videolarda atmıştım Elmalı Dağı diye. Facebook sayfası var, orada var. Yeşil Vadi diye atmıştık. Yeşillik bir alan var arkada. Eskiden su da çıkarmış oradan. Şu an su yok. Şu an dağın suyu çok azaldı. Eskiden dağda belirli yerlerde su çıkarmış. Hatta aşağıda ben anlatacaktım. Orayı unuttum. Suların çıktığı yerler hala belli. Kayalıkların orada. O mağara gibi yerde kalmıştım. Onun hizasında su çıkan yerler var. Büyük ihtimal yağmurdan sonra böyle birkaç gün su akıyor oralardan. Manzara çok güzel ya. İnsan bak bak doyamıyor. Şurası ne kadar güzel bir göl manzarası vardı. Karagöl vardı. Koca gölü kuruttular. O gölü kuruttular. Tarım arazisi yaptılar. Güzelim, göl gitti. Avlan Gölü gözüküyor buradan. Dikkat ederseniz ben fotoğrafını çekerim buradan. Avlan Gölü gözüküyor.
14, 15, 16, 17, 6 saattir bu su halinde kalmış. 2 poşet koydum sadece. 2 kat poşet yaptım. En güzeli şu. Bunları buzlu yapacaksınız. Bu normal soğuk su olarak kalacak. Gerçi bu su olarak kalsaydı ben hepsini içmiş olurdum bu suyun. Suyum kalmazdı şimdi. En azından böyle buzlar eriyor. Eridikçe su içiyorum. Ondan biraz avantaj oluyor ama bunlar erimeyecek gibi ya. Vallahi. Neyse bakalım, şimdi ben biraz fotoğraf çekeyim. Yavaş yavaş aşağı inmek lazım. Hapı yutacağız yoksa. İnsan inesi de gelmiyor. Öyle bir şey yani. Ama buraya gelip de 15 dakikada da inilmez yani. 1 saat falan durmak lazım. Burası aşırı kirliydi. Ben de bir iki çöp toplayayım bari dedim. Benim boşalan poşetlere birkaç tane çöpü aşağı indireyim dedim. Şöyle çıkalım bakalım. Kızılay sodalar. Bir de şırınga. Şöyle etrafa bakalım. İlla bir yere zarar vereceğiz ya. Demiri kazımışlar. Adını yazsan ne olur, yazmasan. Bir fişek daha. Ya bunlar plastik, bunlar yüzlerce yıl kalıyor doğada. Sonra hayvanların midesinde hayvanın ölümüne sebep oluyor. Al. Kuru sıkı tabanca kurşunu. Yine fişek. Sigara paketi. Yavaş yavaş inelim bakalım. Bayrağımızı tekrar çekelim. Elmalımıza son bir kez zirveden bakalım. Oo, bayağı fırtına var. Şöyle zirvemize de bakalım. Yavaş yavaş inelim. Bir poşet çöp oldu. Ben bu poşetin yarısı dolar diyordum. Tamamı doldu neredeyse. En az 10 kişinin çöpünü topladık. Bir poşet çöp var. Bir poşet de aşağıda var gibi. Bakalım, yavaş yavaş inelim artık. İnerken çok fazla video çekmeyeceğim. Hızlı ineceğim çünkü zaman kalmadı. Hava kararacak birkaç saat sonra. Güzel ya, bayağı bir iyi oldu. Belirli yerlerde çok zorlandım. Öğlen sıcağında özellikle. Şu an çok fazla bir sıkıntı yok. Şimdi bayrağın olduğu zirveden aşağıya doğru indik. O mağaranın oradayım şu an. Şimdi çıkarken unutmuştum anlatmayı. Şimdi burada bir bakalım, şöyle acaba görebilecek miyiz? Evet, görüyoruz. Bakın. Böyle siyah bir şeyler var, akıntı gibi. Bunlar suyun aktığı yerler. Ya. Bayağı su tutma kapasitesi var Elmalı Dağı'nın. Eskiden şuralardan sular akarmış, su akma yerleri de var. Hatta şu yukarıdan bayağı bir su akarak, bakın burası hafif böyle oyulmuş gibi. Zamanla aşındırmış su aka aka, o şekiller var burada. Burası da mağaramız. Mağarada ateş yakmışlar. Biraz işte karalamışlar maalesef. Yani insanlar temiz olmadığında girip çıktıkları yerlerde pisleniyor. Ha bakın, anlattığım burada var. Bak, suyun aktığı yer böyle kalınlaşıyor. Zamanla burada katman oluşturuyor. Burada da aynı durum var. Buralara su geliyor. Bakın buralar yosun olmuş zaten. Kayaların arasından sular çıkıp geliyor. Bu ağaç da
1997 yılında çıkmıştık arkadaşlarla. O fotoğrafı bulursam videoya eklerim. O zaman da bu ağaç vardı. O zamanlar daha şeydi, bu kadar kalın değildi, daha inceydi. Tabii yeterli beslenemiyor, fazla su da alamıyor. Fazla büyüyememiş. Çok su alabilse çok daha fazla büyür. Güneş de çok fazla gelmiyor bu ağaca. Yavaş yavaş biz bir 10 dakika dinlenelim, aşağıya inelim. Çok oyalanırsak sıkıntı olacak. Mağaranın oradan aşağıya doğru inmeye başladık. Çok ilginç bir çiçek gördüm. Bunu çekememiştim. Şimdi çekme şansım oldu. Bakın yanına para koydum. Boyutunu anlayın diye. Çok güzel şekli var. Para kadar bir şey. Evet, bayağı bir indik aşağıya. Şöyle baktığımızda bayağı dağın ortalarına geldik. Şu yerdekini görebiliyor musunuz? Boya kutusu, filli boya. Büyük ihtimal şu yukarıya boya yaptılar. O boyaların kutularını attırmışlar işte böyle. Artık Gökpınar gözüküyor sadece. Çok fazla ilerisi gözükmüyor. Avlan Gölü'nü göremiyoruz. Anca Elmalı Ovası gözüküyor. Burada kapatalım. İnmeye devam edelim. Bayağı bir indik. Tahminim 200 metre falan kalmış olabilir. 300 metre. Şu an ayaklarım boşlukta. İyi ve güzel geldik buraya kadar. Ama ne fotoğraf çekecek halim kaldı, ne kamera çekimi yapacak halim kaldı. Çok yoruldum artık. Hava da kararıyor. Biraz daha şuraları inmem lazım. Yolculuğumuzun sonuna geldik. Aşağısı Vahabi Ümmi Türbesi. Türbede ibadet edenler var. Orada kamerayı açmayacağım. Çöpleri de getirdim. Bir poşet çöp. İçki şişesi. Boya kutusunun kapağı. Bayağı bir çöp getirdik. Çöp toplamak ayıp değildir. Ben öğrencilerime her zaman söylüyorum. Biri atmış olabilir. Ama biz bu çöpleri toplamazsak hayvanlara zarar verecek. Hayvanların yarın midesinden çıkacak. Birinin de toplaması gerekiyor. Doğayı sevmekle alakalı olan bir şey. Bakın ta dağın zirvesinden getirdim. Yani bir şekilde getirmek gerekiyor. Siz de mümkünse böyle dağlara çıktığınızda poşetleri, bir tane poşete alın, atın. Ya yoksa biz doğayı kaybedeceğiz. Bunları şimdi aşağıya atacağım. Bunu da söylemek istedim. Şöyle dağımıza bir daha bakalım. Evet. Bu dağın zirvesine çıktık. Bundan sonra eve gidip yatıp uyuyacağız. Yapacağımız o yemek bile yemeyeceğim büyük ihtimal. Herkese selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere.